Ramazan ayını en verimli nasıl geçirebiliriz? Milas Müftüsü Yusuf Yaşar, TV48 mikrofonlarına Ramazan ayının en sık ve merak edilen sorularını yanıtladı. Evet, şimdi Ramazan ayı tabii ilk gecesi, son gecesiyle ilgili ayrıntılı bir şey yok. Ramazan'ın her gecesi ve gündüzü çok değerlidir, kıymetlidir. Ramazan ayında ibadetlerimizi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Ama özellikle dinimizde ilk geceyle ilgili şunlar yapılacaktır diye bir şey yoktur. Bizler ne yapacağız? Oruçlarımızı tutacağız, 5 vakit namazımızı kılacağız, teravih namazlarımızı camide cemaatle birlikte kılacağız ve Rabbimize dua edeceğiz. İşte Ramazan ayını diğer aylardan ayıran özellikler vardır. Bunlara biz bir anlamda ibadetlerdir. Nedir onlar? Bir kere İslam'ın 5 temel esasından birisi olan oruç ibadeti bu aydadır. Yani Ramazan ayını bütünüyle kapsayan ibadet oruç ibadetidir. Oruçlar ne demektir? Bir kişinin imsak vaktinden iftar vaktine kadar usulüne uygun bir şekilde yemeden, içmeden ve dünyevi zevklerden uzak durması demektir. Dolayısıyla öncelikle orucumuzu yerine getirmeliyiz. Sonra 5 vakit namazımızı kılmalıyız. Teravih namazlarımızı camide cemaatle birlikte kılmalıyız. Yine Ramazan ayı bir Kur'an ayıdır. Dolayısıyla Kur'an'dan uzak durmadan camilerimizde okunan mukabelelere katılarak Kur'an-ı Kerim'i okumalı, dinlemeli, anlamaya, hayatımıza aktarmaya çalışmalıyız. Yine Ramazan ayında tabii bunlar bedeni ibadetler, mali ibadetler vardır. Nedir o mali ibadetlerde? Fitre dediğimiz Ramazan'a mahsus mali ibadettir. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşe Yüksek Kurulumuz fitrenin en alt miktarını, asgari miktarını 70 TL olarak belirlemiştir. Dolayısıyla hane halkını hepsini 70 TL, en az asgari 70 TL olmak üzere kişinin günlük yemesine içmesine bakarak bunu daha da fazlalaştırabilir. Onu fakire, yoksula bayram gelmeden önce vermesi gerekir. Yine oruç tutmayan, tutma gücü olmayan, imkanı olmayan, hastalık sahibi, hasta olan kardeşlerimizin de fidye vermeleri mali ibadettir. Bu da Ramazan'a mahsustur. Dolayısıyla onlar da Ramazan'da o mali ibadeti yerine getirirler. Dolayısıyla Ramazan hem bedeni yönüyle hem mali yönüyle bir Ramazan dayanışma ayıdır. Bu Ramazan ayına mahsus olmamakla birlikte genelde insanımız zekat ibadetini de, o İslam'ın 5 temel esasından birisi olan zekat ibadetini de bu ayda vermeye, hesaplamaya, vermeye çalışmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında Ramazan ayı bir dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma ayıdır. Bizim 2 temel kaynağımız var. Birisi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, birisi sevgili peygamberimizin örnekliği ve hadis-i şerifleri. Onlara baktığımızda Ramazan ayında böyle gün gün veya şu dua mutlaka yapılmalıdır diye hiçbir şey göremiyoruz. Sadece ne var? Ramazan ayında biliyorsunuz 1000 aydan daha hayırlı olan Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin Kadir gecesi diye bize bildirdiği bir gece var. O gece Ramazan'ın son 10 gecesinde saklanmış. Yani müminler Ramazan'ın bütününü değerlendirsinler, kıymetini bilsinler diye. Onunla ilgili, Kadir gecesiyle ilgili sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Hazreti Ayşe validemizin peygamberimize sorması, ya Resulallah, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki, Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bizi de affeyle ya Rabbi diye böyle dua etmemizi istemiştir. Onun dışında Ramazan'a mahsus özel bir dua yoktur. Zaten bizler ellerimizi açtığımızda, ya Rabbi dediğimizde, Rabbimize içimizden ne geliyorsa, o anda neye ihtiyacımız varsa, Rabbimizden isteriz. Duanın asıl anlamı budur zaten. Özel bir dua çeşidi yoktur.